İzin verirseniz ben adamı cezaevinden kaçırabilirim. Sen hayırdır ya? Dik adamı hepimiz severiz. Severiz de düğünden gelin mi kaçırıyorsun? %1 ihtimal bile olsa ben bu riski alırım. Senin risk dediğin bizim hayatlarımız. Buradaki herkes hayatını sana mı bıraksın? Sen kaç defa hapishaneden adam kaçırdın da bu kadar emin konuşabiliyorsun? Mithat kardeş, hele bir dur. Nasıl yapacağını bir anlatsın. Siz içeriye Cabir'denmiş gibi haber gönderin. İtirafçı olacağını, mahkemede konuşacağını söylesin. Böyle olunca onu adliye sevk edeceklerdir. Sevk sırasında ben adamı alırım. Peki adamı itirafçı olmaya kim ikna edecek? Ben. Ben haber uçururum. Silah işi yaptığımız için haberin abisinden geldiğini anlar. Olabilir. Ancak olur da bir aksilik çıkarsa, işi bizim yaptığımız anlaşılırsa başımıza daha büyük bir bela açarız. Siz orasını merak etmeyin. Cabir'in adamları kaçırmış gibi yapacağız. Akşam film izleyelim mi? Ben artık gidebilir miyim hemen? Akşam biraz film izleriz. Vakit geçiririz sonra. Yarın bakarız sonra. Füsun. Ne işin var senin burada? Ben de sana aynı soruyu soracağım. Senin ne işin var burada? Füsun benim misafirim. Onun daha güvende olmasını istiyorum sadece. Füsun, güvende olacağın son yer burası. Biraz özel konuşabilir miyiz? Ben sizi yalnız bırakayım. Bak, bütün bunları bir inat için yapıyorsan... Sen dünya kendi etrafında dönüyor zannediyorsun galiba. Füsun, dava yeri çektim diye bana çok kızdın. Şimdi ne değişti de buradasın? İntikam yeminleri ediyordun Ali Rıza. Şimdi ne değişti de buradasın? Ben intikamından vazgeçmedim Füsun. Ama ben senden vazgeçtim. Kendinden de mi vazgeçtin? Kendine layık gördüğün hayat bu mu? Sana ne? Ya seni ne ilgilendiriyor benim hayatım? Kendimden de vazgeçtim, öyle mi? Sen hangi sıfatla bana onları soruyorsun ya? Sana değer veren, sonra pişman olduğunu görmek istemeyen biri olarak soruyorum. Ben kafamdaki bütün soruların cevabını aldım. Hepsini buldum. Umarım sen de bulursun. Ali Rıza, neredesiniz oğlum? Mert yanında mı? Hadi yemeği bekliyoruz. Duraktayım anneciğim. Mert yanıma geliyor şimdi. Biraz işimiz var. Siz başlayın, biz geliriz. Vallahi ben bilmem ama yemekte şipsi var. Doktor hanım bizim yemeklerimizi tatsın diye hazırladı. İşim biter bitmez koşarak geliyorum. Bana ayırmazsanız olay çıkarırım. Tamam, tamam oğlum. Tamam. Aslı, dayınlara da ayırayım kızım. Tamam anneannem. Ali Rıza'm çok sever. Şipsi demiştiniz değil mi adını? Ben ilk defa duyuyorum. Evet, biz öyle deriz. Siz Çerkez tavuğu olarak biliyorsunuzdur muhtemelen.
Emine de çok güzel yapar. Annesine çekmiş. Ama Rukiye anneninki bambaşka. Dene bakalım beğenecek misin? Canım, elinize sağlık. Bu benim bu zamana kadar yediğim en lezzetli yemek. Nihan'ım da çok severdi. Her gün yapsan yerim anne derdi. Bak kızım. Bir annenin acısını paylaşıyorsan... bunu çok iyi anlayabilirim. Ama kendini suçluyorsan bu doğru değil. Ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Elimde değil. Hayır, sen sebep değilsin. Sebep olan belli. Allah biliyor ya, ben seni bir kere olsun suçlamadım. Lütfen sen de kendini suçlama. Ocağa bakayım, kapatmış mıyım? Mantısı da çok güzeldir. Vereyim mi mantı? Arıza. Abi. Geldik aslında. Hoş geldiniz. Gelin. Hayırdır? Cezaevinden adam kaçıracağız. Oo, ne? Paşa, bak ben senin her şeye varım ama devlet işlerine karışmam, destur. Abi sen karışmazsan devlet görevlinin canı yanacak. Bu işi biz yapmazsak Burak Ersoy'u yapacak. Adamı götürüp getiren jandarmalara acır mı o ahlaksız? Yani niye Ali Rıza? Biz kimi niye kaçırıyoruz? Haşmet Ağa'nın, Halide'nin... sevdiklerimizin hayatını kurtarmak için çok önemli bir adamın kardeşini kaçıracağız. Yani sorulmaması gereken bütün lüzumsuz soruları sordunuz da asıl sorulması gerekeni sormadınız. Abi, biz cezaevinden nasıl adam kaçıracağız?